Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Defense Türk olarak Savunma Sanayi Başkanlığı'nın tensipleri ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ni ziyaret ederek Milli Muharip Uçak Kağı'nın projedeki durumunu ve ilk uçuşunu konuştuk. Bu kapsamda MMU Ürün Baş Mühendisi Emre Yaban, Defense Türkiye proje hakkında açıklamalarda bulundu. İlk üretilen prototip olan P-0'ın uçuşu hakkında açıklamalarda bulunan Yaban, şu ifadelere yer verdi: "Biz tüm platformlarımızı testlere ve hava kuvvetlerimize teslimatı için çalışmalarımızı yaparak tasarlamaktayız. İlk uçağımızın montajını ve tasarımını yaparken uçuracağımızı düşünerek tasarlamıştık. Dolayısıyla ilk uçuşu planladığımız platform üzerinden yapacağız. Sonrasında 6 adet daha test platformu yapacağız. Bunun yanında başka platformlarda test uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra ise uçağımızı farklı bloklar halinde müşterimizin istediği hale getireceğiz. Uçuş testlerinden elde edeceğimiz veriler ile uçağımızı geliştireceğiz." Bloklar halinde gerçekleştirilecek olan üretim süreci hakkında bilgi veren Yaban, ilerleyen süreçle birlikte blokların farklı kabiliyetlere sahip olacağını ifade etti. Yaban, şu ifadeleri kullandı: "Blokların içinde başka kabiliyetler olacak. Bu kabiliyetleri aslında hem yerli firmalarımızın gelişimine hem de kendi gelişimimize uygun hale getirmeye çalıştık. Tabi bunu yaparken müşterimiz yani Savunma Sanayi Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile beraber çalıştık. Blokların hangi kabiliyetlere sahip olacağına beraber karar verdik. Biz tasarım ekipleri olarak kabiliyet sınıflandırmamızı kendimizin yapması uygun değil. Ek olarak şu anda blokların kabiliyetlerini açıklamam da doğru değil. Ancak ilerleyen bloklarda uçaklarımıza daha büyük kabiliyetleri eklemeyi düşünüyoruz. Örneğin Anka 3 Mius'un MMU ile görev icra etmesi planlananın ötesinde bir kabiliyet kazandıracak bize." Kaan için test sürecinden bahseden Yaban, sürecin hızlandığını belirtti. Yer testlerinin devam edeceğini belirten Yaban, şu ifadeleri kullandı: "Yer testlerimiz devam edecek. Yer testlerinden sonra taksi testlerine geçiş yapacağız. İlk olarak uçağımızı statik olarak zorlayacağız. Titreşim testlerine maruz bırakacağız. Bazı komponentlerin yer testlerini tamamlayacağız. Sonrasında ise hızlı taksi testlerini gerçekleştirip uçağımızı uçuracağız. Bu süreç de tahmini olarak 6 ila 7 ay sürecek."